Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere orijinal çiğ böreği tarifiyle geldim. Sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Tarifim için ilk olarak yoğurma kabıma 5 bardak unu aldım. Ortasını havuz şeklinde açtıktan sonra 1 tatlı kaşığı tuz, 1 bardak kadar su, 1 yemek kaşığı sirke ekledikten sonra unu alttan azar azar alarak hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Suyumu azar azar ekleyerek hamurumu yoğurmaya devam ediyorum. Orta sertlikte bir hamur yoğuracağız. Ben hamurumu yoğurmaya devam ederken buraya kadar gelmiş olan siz değerli takipçilerimden her zaman olduğu gibi ricam yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir fikriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımı sevdiğiniz kişilerle de paylaşarak bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Hamuru yoğurma kabında toparladıktan sonra hamurumu masaya alacağım. Masada 4-5 dakika kadar hamur özlü bir hal alıncaya kadar yoğuruyorum. Hamuru yeteri kadar yoğurduktan sonra bir tane buzdolabı poşetinin içerisine alıyorum. Bu şekilde yarım saat kadar dinlendiriyorum. Eğer isterseniz yoğurma kabına tekrardan alarak da yine üzerini streçle kapatarak dinlendirebilirsiniz. Poşetin içerisinde bekletmemin sebebi hamur kendini çok daha rahat bir şekilde salıyor. Hamurum dinlenirken hemen iç malzemesini hazırlıyorum. İç malzemesi için 300-350 gram kadar kıymam var. Üzerine 1,5 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber, 1 adet soğanı rendeledim. Suyuyla birlikte ekledim. Normalde sadece suyu kullanılır. Ben soğanı da kullandım. Azar azar su ekleyerek iç harcını yoğuruyorum. Suyu vererek iç harcını yoğurdum. 1 çay bardağı suyu kullandıktan sonra 1 çay bardağı daha doldurdum. Toplamda 1,5 çay bardağı su kullandım. Kullandığım çay bardağı ölçüsü 125 mililitredir. Kıymanın kıvamını yakından göstermeye çalışacağım. Normalde dışarıda satılan çiğ böreklerin içi daha sulu olur. Ev şartlarında o şekilde hazırlamak mümkün değil. Yağda patlama olduğu zaman çok fazla fışkırıyor. O yüzden bu şekilde hazırlamamız yeterli olacaktır. Dinlenen hamurumu masaya aldım. Gördüğünüz gibi hamur çok güzel bir şekilde özleşmiş. Hamuru toparladıktan sonra hamur kartı ile parçalara bölüyorum. Hemen hamurun kıvamını yakından göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde özleşmiş. Hamuru göz kararı olacak şekilde küçük parçalara ayırıyorum. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar kopartıp elimle yuvarladıktan sonra un serttiğim tepsiye alıyorum. Bezeleri kullanacağınız tavanın büyüklüğüne göre ayarlayabilirsiniz. Benim yapmış olduğum bezelerim hatta tavama biraz büyük geldi. Daha da küçük hazırlanabilirdi.
Rezeleri hazırladıktan sonra üzerini kapatıyorum. Daha rahat bir şekilde açılması için 10 dakika kadar dinlendiriyorum. Dinlendirdiğim bezelerden ilk hazırlamış olduklarımdan başlayarak bezelerimi açmaya başlıyorum. İlk başta merdane ile daha sonra oklava ile devam edeceğim. İsterseniz tamamen merdane, tamamen oklava kullanabilirsiniz. Hangisiyle daha rahat açıyorsanız onu kullanabilirsiniz. Hamurlar istediğim inceliğe gelinceye kadar birkaç tane açtım. Birkaç tane açtıktan sonra her birinin içerisine bir yemek kaşığı dolusu hazırladığım kıymalı harçtan sürüyorum. Harcı sürerken kenar kısımlarına çok fazla taşırmamaya dikkat edin. Bir yemek kaşığı dolusu yeterli olacaktır. Hatta biraz daha az koyabilirsiniz. Dışarıda satılanlar sadece orta kısma koyarlar, kenar kısımlarını da boş bırakırlar. Kapattıktan sonra kenar kısımlarına güzelce bastırdıktan sonra rulet yardımıyla kesiyorum. Kenar kısımlarını sıkıştırmaya dikkat edin, sonradan açılma olmasın. Bir yemek kaşığı kadar iç harcından sürüyorum, tekrar kapatıyorum. Kenar kısımlarını güzelce birleştirdikten sonra rulet yardımıyla kesiyorum. Videolarımda yapmış olduğum tariflerin elimden geldiği kadarıyla püf noktalarını vermeye çalışıyorum. Ama yine de aklınıza takılan herhangi bir şey olursa yorumlara yazarsanız gördüğüm zaman sizlere dönüş sağlarım. Yine aynı zamanda videonun altındaki açıklama kısmına malzeme listesini tam not olarak ekleyeceğim. Dilerseniz oradan da bakabilirsiniz. Çiğ börekleri hazırladıktan sonra kızgın yağda kızartıyorum. Tavaya yeteri kadar yağ aldım. Yağımı kızdırdıktan sonra çiğ böreklerimi yavaşça içerisine bırakıyorum. İlk böreğimi tekli olarak pişirdim. Yağ iyice kızsın. Daha sonra ikişerli olarak pişirmeye devam edeceğim. Gördüğünüz gibi tavaya hemen hemen aynı boyutta hazırlamışım. Daha küçük hazırlarsanız daha rahat bir şekilde çevirebilirsiniz. Kaşıkla üzerine yağ fışkırtarak bu şekilde kabarmasını sağlıyorum. Güzelce altlı üstlü kızardıktan sonra kağıt havlu serdiğim tepsiye alıyorum. Zaten çok fazla yağ çekmiyor. Hemen diğer börekleri de bu şekilde tavama yerleştiriyorum. Kaşıkla üzerine yağ ata ata kızartıyorum. Bir tarafının piştiğinden emin olduktan sonra yavaşça çeviriyorum. Kızartırken lütfen çok dikkat edin. Çünkü içerisinde su olduğu için patlama yapabiliyor. Hemen iki tane daha yerleştirdim. Kızartmaya devam ediyorum. Önlü arkalı güzelce kızarttıktan sonra hemen sizler için sunuma geçiyorum. Sizler böreklerin güzelliğini izlerken, bu arada ben de sizlere veda edeyim. Videonun sonuna gelmek üzereyim. Bir videonun, bir tarifin daha sonuna geldim. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz bu videodan sonra kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Başka bir tarifte görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.